Bununla ilgili çürük binalar statüsüne gerilerek bu yerin yıkımı gerçekleştirdi. Edirne'nin kanayan yarası durumunda bulunan otopark soruna bir nebze çözüm bulabilmek adına hem de Edirne'mize gelen tur otobüslerinin konaklayabileceği bir yer bulunmaması nedeniyle yaptığımız çalışmalar neticesinde Gazi İlköğretim Okulu'nun alanını otoparka dönüştürmesini kararını aldık. Edirne'de Selimiye Camii arkasında bulunan Gazi İlkokulu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl yıkılmıştı. Okulun yıkılması bazı dernek ve eğitim sendikaları tarafından tepkiyle karşılanmış, yerine tekrar okul yapılması talebinde bulunulmuştu. Milli Emlak tarafından İl Özel İdaresi'ne tahsis edilen alan otopark olarak düzenlendi. Çevre düzenlemesi kapsamında Selimiye Otoparkı'nın kaldırılmasının ardından bu alanda otopark olarak düzenlendi. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, kente gelen tur otobüslerinin düzenlenen alanda konaklayacağını, otoparkın Eylül ayında tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Bildiğiniz üzere 10 yıla yaklaşık bir zaman dilimi içerisinde burası da yapılan bir etüt ve incelemeler neticesinde depreme dayanıksızlık raporu tutuldu. Bununla ilgili çürük binalar statüsüne gerilerek bu yerin yıkımı gerçekleştirdi. Önce karar verildi, sonra da yıkımı gerçekleştirdi. Milli Emlak'a ait olan bir yer daha sonra dönemin valisi tarafından İl Özel İdaresi'ne tahsisi yapıldı. Ve biz İl Özel İdaresi'ne yapılan bu tahsisin Edirne'nin kanayan yarası durumunda bulunan otopark soruna bir nebze çözüm bulabilmek adına hem de Edirne'mize gelen tur otobüslerinin konaklayabileceği bir yer bulunmaması nedeniyle yaptığımız çalışmalar neticesinde Gazi İlköğretim Okulu'nun alanını otoparka dönüştürmesini kararını aldık. Bununla ilgili İl Genel Meclisimizde bütçe işletme kurulması ile ilgili kararlar alındı. Bu kararlarla birlikte geçen ay içerisinde de Sayın İl Valimize otoparkın yapılması ve otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili de yetki verildi. Bütün hazırlıklarımız ve çalışmalarımız şu an Gazi İlköğretim Okulu'nun bulunduğu alanda, otopark olarak bulunduğu alanda çalışmalarımız bitti. Çevre düzenlemesi, otoparkın asfalt atımı da bitirildi. Yaklaşık olarak Eylül ayının ilk haftalarında da vatandaşların hizmetine sunulacak. Bununla ilgili İl Genel Meclisimizde bir ücret tarifesi de belirledik bununla ilgili. Bu ücret tarifemizde de 1 saatlik küçük otomobillerde 10 TL, otobüs ve kamyonetlerde de 55 TL olarak bir fiyat belirledik. Tabii saatin duruş şekline göre bu fiyatlar biraz katları artarak da devam edecektir. Meydan projesinin olmasıyla birlikte orada biliyorsunuz taşıtta da alanlar kapatıldı. Otoparkla ilgili sorun vardı. Burasını faaliyete geçirdiğimiz anlamda ki Eylül ayının ilk haftalarında burası faaliyete geçecek. Selimiye'ye gelen tur otobüslerinin en yakın yerde konaklamalarına da imkan vermiş olacağız.